Çekirdek aile modern yaşamdan tamamen silinmedi. Devlet ve piyasa aileden pek çok önemli siyasi ve ekonomik roller alırken geriye bazı önemli duygusal roller bıraktı. Modern aile hala en temel ve yakın ihtiyaçları karşılarken devlet ve piyasa şu ana kadar başarısız oldu. Buna rağmen aile giderek daha fazla müdahaleye maruz kalıyor. Piyasa insanların duygusal ve cinsel hayatlarını nasıl yaşayacağına bile giderek daha fazla karışıyor. Aile geleneksel olarak başlıca çöp çatanlık kurumuyken bugün duygusal ve cinsel tercihlerimizi belirleyen ve etkileyen, sonra da istediğimiz şeyi yüklüce bir ücret karşılığında bize sağlayan piyasadır. Eskiden gelin ve damat ailenin salonunda bir araya gelir ve para bir babadan öbürüne geçerdi. Bugünse flört kafelerde ve barlarda gerçekleşirken para da aşıklardan garsonlara geçiyor. Bundan çok daha büyük miktarda para ise kafeye girerken piyasanın ideal güzellik tanımına olabildiğince yakın olmamıza yardımcı olan moda tasarımcılarının, spor salonu yöneticilerinin, diyetisyenlerin, kozmetikçilerin ve plastik cerrahların banka hesaplarına akıyor. Devlet de aile ilişkilerini, özellikle de çocukla ebeveynler arasındaki ilişkiyi yakından izlemeye devam ediyor. Ebeveynler çocuklarının devlet tarafından eğitilmesine izin vermek zorundalar. Ayrıca çocuklarına şiddet uygulayan veya kötü davranan aileler devlet tarafından sınırlandırılabiliyor. Gerek görülürse devlet aileleri hapse bile atabilirken çocukları da koruyucu ailelere verebiliyor. Yakın bir zamana kadar devletin ailelerin çocuklarını dövmesini veya aşağılamasını engellemesi gerektiği fikri gülünç ve imkansız olarak görülürdü. Çoğu toplumda ebeveyn otoritesi kutsaldı. Çocukların ebeveynlerine göre saygı gösterip itaat etmeleri en önemli değerlerken ebeveynler neredeyse her istediklerini yapabiliyorlardı. Yeni doğan bebeklerini öldürmek, çocuklarını köle olarak satmak ve küçük kızlarını yaşlı adamlarla evlendirmek de bunlara dahildi. Bugünse ebeveyn otoritesi büyük gerileme yaşıyor ve gençler anne babalarına gitgide daha az itaat ediyorlar. Gel gelelim, ebeveynler hala çocuklarının yaşamlarındaki hemen her yanlıştan sorumlu tutuluyorlar. Hayali topluluklar. Çekirdek aile gibi topluluklar da yeryüzünden tamamen kaybolmadı. Zamanında topluluklar tarafından karşılanan fiziksel ihtiyaçların büyük bölümünü piyasa ve devlet sağlarken aynı zamanda yeni topluluk bağları da oluşturuyor. Devletler ve piyasa bunun milyonlarca yabancıyı bir araya getiren ve ulusal ve ticari çıkarlara göre tasarlanmış hayali topluluklar yaratarak yapıyor. Hayali bir topluluk birbirini tanımayan ancak tanıdığını düşünen insanlardan oluşur. Bunlar yeni buluşlar değildir. Binlerce yıldır krallıklar, imparatorluklar ve kiliseler hayali topluluklar olarak var oldular. Eski Çin'de on milyonlarca insan babaları imparator olan tek bir ailenin üyeleri olduklarını düşünürdü. Orta Çağ'da milyonlarca inançlı Müslüman da büyük İslam cemaatindeki herkesin kardeş olduğunu tahayyül ederdi. Yine de tarih boyunca bu tür hayali topluluklar birbirini yakından tanıyan insanlardan oluşan daha samimi toplulukların yanında ikincil rol oynadılar. Yakın topluluklar mensuplarının duygusal ihtiyaçlarını giderirken herkesin hayatta kalması ve refahı içinde elzemdi. Son 200 yılda zaman içinde ortadan kaybolan bu toplulukların yerini hayali olanlar aldı. Ulus ve tüketici topluluklar bunların en iyi iki örneğidir. Ulus devletin, tüketici toplumsa piyasanın hayali topluluğudur. Bunların ikisi de hayali topluluklardır. Bir piyasadaki bütün tüketicilerin veya bir ulusun tüm üyelerinin birbirlerini geçmişte aynı köyde yaşayan insanlar gibi tanımalarına olanak yoktur. Hiçbir Alman'ın ulusun diğer 80 milyon üyesini veya Avrupa Birliği'ndeki diğer 500 milyon insanı tanıması mümkün değildir. Tüketimcilik ve milliyetçilik hepimizin milyonlarca yabancıyla aynı topluluktan olduğumuza, ortak bir geçmişe, ortak çıkarlara sahip olduğumuza ve ortak bir geleceğimiz olacağına inanmamız için uğraşır. Bu yalan değildir, hayal gücüdür. Para sınırlı sorumlu şirketler ve insan hakları gibi uluslar ve tüketici topluluklarda kişiler arası gerçekliklerdir. Sadece hayal gücümüzde yaşarlar ama güçleri muazzamdır.
Milyonlarca Alman bir Alman ulusunun varlığına inandığı, Alman ulusal sembolleriyle heyecanlandığı, ulusal efsanelerini anlattığı ve Alman ulusu için para ve zaman harcamayı hatta uzuvlarını bile kaybetmeyi göze aldığı sürece Almanya dünyadaki en büyük güçlerden biri olarak kalacaktır. Uluslar hayali olduklarını gizlemek için ellerinden geleni yaparlar. Çoğu ulus doğal ve ebedi olduğunu, atalarının kanının karıştığı ana vatanlarının bilinmeyen çok eski zamanlardan beri var olduğunu iddia eder. Bu tür iddialar genellikle abartılıdır. Geçmişte de uluslar vardı ancak bugünküne kıyasla çok daha önemsizlerdi. Çünkü devletler de bugüne kıyasla çok daha önemsizdi. Orta çağda Nürnberg'de oturan biri Alman ulusuna karşı kısmen sadakat hissetmiş olabilir. Ama kendi ailesine ve yerel topluluğuna olan sadakati bundan çok daha fazlasıydı. İhtiyaçlarını bu yapılar karşılıyordu. Dahası eski ulusların sahip olduğu önem ne olursa olsun çok azı varlığını sürdürebildi. Şu an var olan ulusların çoğu sanayi devriminden sonra evrildiler. Orta Doğu bu konuda örneklerle dolu bir bölgedir. Suriye, Lübnan, Ürdün ve Irak ulusları yerel tarihi coğrafyayı ve ekonomiyi dikkate almayan Fransız ve İngiliz diplomatlarının kumun üzerine rastgele çiziktirdiği sınırların ürünüdür. Bu diplomatlar 1918'de Kürdistan, Bağdat ve Basra halklarının o andan itibaren Iraklı olacağına karar verdiler. Kimin Suriyeli, kimin Lübnanlı olacağına ise esas olarak Fransızlar belirlediler. Saddam Hüseyin ve Hafız Esad, İngiliz-Fransız ortaklığı tarafından üretilmiş ulusal bilinçlerini güçlendirmek ve yaymak için ellerinden geleni yaptılar ama çok açık ki uluslar sıfırdan yaratılamaz. Irak ve Suriye'yi inşa etmek için uğraşanlar, bazıları binlerce yıllık geçmişe dayanan gerçek tarihi, coğrafi ve kültürel mirasları kullandılar. Saddam Hüseyin, Abbasi Halifeliğinin ve Babil İmparatorluğu'nun miraslarını kullandı. Hatta en gözde zırhlı birliklerinden birinin adını Hammurabi Birliği koymuştu. Ama bu Irak ulusunu eski bir topluluk yapmaya yetmiyordu. Dolabımda 2 yıldır duran un, yağ ve şekeri kullanarak pasta yapmam, pastanın da 2 yıllık olduğu anlamına gelmez. Geçtiğimiz 10 yıllarda ulusal topluluklar giderek birbirini tanımayan ama aynı tüketim alışkanlıkları ve ilgilerine sahip, bu yüzden kendilerini aynı topluluğun üyesi olarak hisseden ve tanımlayan tüketici toplulukları tarafından kuşatılıyor. Bu durum kulağa garip geliyor ama etrafımız böyle örneklerle dolu. Örneğin Madonna hayranları bir tüketici kabilesidir. Kendilerini büyük ölçüde Madonna konserlerinin biletleri, CD'ler, posterler, tişörtler, cep telefonu zil modelleri, melodileri satın alarak tanımlarlar. Yani alışverişle. Beşiktaş taraftarları, vejetaryenler ve çevreciler de bu duruma verilebilecek örneklerdir. Onlar da her şeyden önce tükettikleri şeyle tanımlanırlar. Kimliklerinin temeli budur. Alman bir vejetaryen, et yiyen bir Almandansa Fransız bir vejetaryenle evlenmeyi tercih edebilir. Perpetuum mobile. Geçtiğimiz 200 yılda o kadar hızlı ve kökten devrimler oldu ki toplumsal düzenin en temel özellikleri baştan aşağı değişti. Geleneksel olarak toplumsal düzen katı ve sabitti. Düzen, istikrar ve devamlılık anlamına gelirdi. Hızlı toplumsal devrimler istisnaiydi ve çoğu toplumsal değişim küçük adımların birikmesiyle gerçekleşiyordu. İnsanlar toplumsal yapının ebedi olduğunu ve esnek olamayacağını varsayarlardı. Aileler ve topluluklar düzen içindeki konumlarını değiştirmek için uğraşabilirdi. Ama düzenin temelini değiştirebilme fikri insanlara yabancıydı. İnsanlar statikoyla uyum sağlamaya çalışarak böyle gelmiş böyle gider derlerdi. Son 200 yılda değişimler o kadar hızlıydı ki toplumsal düzen dinamik ve işlenebilir bir nitelik kazandı ve artık sürekli bir değişim halinde. Modern devrimlerden bahsedince genelde 1789 Fransız devrimi, 1848 liberal devrimler veya 1917'yi Ekim devrimi düşünürüz. Aslında günümüzde her yıl devrim yılıdır. Bugün 30 yaşında biri bile kendisini dinleyen şaşkın gençlere ben gençken dünya bambaşkaydı diyebilir. Örneğin internet yaygın olarak ancak 1990'larda kullanılmaya başlandı. Yani ancak 20 yıl önce. Oysa bugün dünyanın internetsiz nasıl olacağını hayal bile edemeyiz.
Bu yüzden de modern toplumun karakteristiğini tanımlamak adına girişilen her çaba, bu kalemunun rengini tanımlamaya çalışmaktan farksız olacaktır. Emin olabileceğimiz tek şey sürekli değişim halinde olduğudur. İnsanlar artık buna alışmış durumdadır ve çoğu insan da toplumsal düzenin esnek ve değişebilir olduğunu, bu değişimin tasarlanarak kendi isteğine göre yönlendirilebileceğini düşünür. Modern öncesi yöneticilerin temel iddiası geleneksel düzeni korumak, hatta kayıp altın çağa geri dönmekti. Son 200 yılda ise politikanın en geçer akçesi eski dünyayı yıkmak ve yerine daha iyi bir dünya oluşturmak. En muhafazakar siyasi partiler bile her şeyi aynen olduğu gibi korumayı vaat etmiyor. Herkes sosyal reformlar, eğitim reformu veya ekonomik reform sözü veriyor ve bu sözler de sıklıkla yerine getiriliyor. Tıpkı jeologların tektonik hareketlerin deprem ve volkanik patlamalara yol açmasını beklemesi gibi, biz de toplumsal hareketlerin kanlı şiddet olaylarına yol açacağına inanıyoruz. 19. ve 20. yüzyılın siyasi tarihi genellikle savaşlar, soykırımlar ve devrimlerle dolu olarak anlatılır. Tarih tıpkı yeni ayakkabılarıyla bir su birikintisinden öbürüne sıçrayan bir çocuk gibi bir katliamdan öbürüne atlamıştır. Birinci Dünya Savaşı'ndan İkinci Dünya Savaşı'na ve Soğuk Savaş'a, Ermeni soykırımından Yahudi soykırımına ve Ruanda soykırımına, Robespierre'den Hitler'e. Bunların gerçeklik payı vardır ama bu çok tanıdık felaketler bizi yanıltabilmektedir de. Su birikintilerine çok fazla odaklanıp aralarındaki kuru toprağı gözden kaçırıyoruz. Geç modern çağ, daha önce görülmemiş boyutta şiddet ve katliamlara tanık olduğu gibi barış ve huzur dönemlerine de tanık oldu. Charles Dickens Fransız Devrimi hakkında "En güzel zamanlardı, aynı zamanda en kötü" diye yazmıştı. Bu sadece Fransız Devrimi için değil, o çağın tamamı için geçerliydi. Özellikle de İkinci Dünya Savaşı'nın bitişinden itibaren geçen 70 yıl boyunca. Bu dönem süresince insanlık tarihinde ilk kez kendisini tamamen yok edebilme ihtimaliyle karşı karşıya kalırken, görece makul sayıda savaş ve soykırıma da tanık oldu. Öte yandan insanlık tarihinin açık arayla en barışçıl dönemidir. Bu şaşırtıcıdır çünkü bu dönem aynı zamanda daha önceki tüm dönemlerden daha yoğun bir ekonomik, toplumsal ve siyasi değişime sahne oldu. Tarihin tektonik tabakaları baş döndürücü bir hızla hareket ediyor ama volkanlar büyük ölçüde sessiz. Yeni esnek düzen şiddetli çatışmalara karşı gerek kalmadan da radikal yapısal değişiklikleri sınırlamayı, hatta başlatmayı başarabiliyor gibi görünmektedir. Çağımızda barış. Günümüzde çoğu insan ne kadar barışçıl bir çağda yaşadığımızın farkında değil. Hiçbirimiz 1000 yıl önce hayatta değildik. Bu yüzden de dünyanın eskiden ne kadar daha vahşi olduğunu tam da bilmiyoruz. Ayrıca savaşlar giderek azalınca daha fazla dikkat çekiyorlar. Çok sayıda insan bugün Irak'taki ve Afganistan'daki savaşlara dikkat ederken, Hintlerin veya Brezilyalıların barış içinde yaşadıklarını unutuyor. Daha da önemlisi, kalabalıklardan ziyade bireylerin acılarıyla daha çok ilgileniyoruz. Bununla birlikte tarihi süreci makro düzeyde anlayabilmek için bireysel hikayeler yerine büyük resmi incelememiz gerekir. 2000'de savaşlar 310 bin, cinayetler de 520 bin kişinin ölümüne sebep oldu. Her bir ölüm bir dünyanın yok olmasına, bir ailenin mahvolmasına ve arkadaşlarla akrabaların ömür boyu yaralanmasına sebep olur. Öte yandan makro bir perspektiften 830 bin kurban, 2000 yılında dünyada ölen 56 milyon insanın sadece %1,5'unu oluşturur. Aynı yıl 1 milyon 260 bin insan trafik kazalarında, toplam ölüm oranının %2,25'i ve 815 bin insan da intihar ederek %1,45. 2002'nin rakamları daha da şaşırtıcı. 57 milyon ölümün sadece 172 bini savaşlar yüzünden ve 569 bini de cinayet sonucu gerçekleşmiş. Toplamda insan şiddeti kaynaklı 741 bin ölüm. Buna karşılık 873 bin insan intihar etmiş. Görülüyor ki 11 Eylül saldırılarını izleyen yılda tüm terörizm ve savaş tartışmalarına rağmen ortalama bir insanın kendisini öldürme ihtimali bir terörist, asker veya uyuşturucu satıcısı tarafından öldürme ihtimalinden daha yüksek. Dünyanın pek çok bölgesinde insanlar geceleri komşu kabilenin saldırısıyla kesilip biçilme korkusu yaşamadan giriyorlar yataklarına. Hali vakti yerinde İngilizler Sherwood ormanından geçerek Nottingham'dan Londra'ya giderken pusu kurmuş bir çetenin paralarını alarak fakirlere dağıtacağından,
veya daha yüksek ihtimalle ceplerine atacaklarından endişe etmiyorlar. Öğrenciler öğretmenlerinden dayak yemiyor, ebeveynler faturaları ödeyemediğinde çocukların köle olarak satılmasından korkmuyor ve kadınlar da kocalarından şiddet görmeleri veya evde oturmaya zorlanmaları durumunda yasaların devreye gireceğini biliyorlar. Bu beklentiler dünyanın her yanında giderek daha çok karşılanıyor. Şiddetin azalması büyük ölçüde devletin yükselişiyle ilintilidir. Tarih boyunca şiddetin büyük kısmı aile ve topluluk içi kavgalardan kaynaklandı. Yukarıdaki rakamların da gösterdiği gibi bugün bile basit cinayetler uluslararası savaşlardan çok daha ölümcül bir tehdittir. Daha önce gördüğümüz gibi ilk çiftçiler yerel topluluklardan öte bir siyasi örgütlenme şansına sahip değillerdi ve korkunç boyutlara ulaşan şiddetten muzdariplerdi. Krallıklar ve imparatorluklar güçlendikçe toplulukları daha iyi kontrol ettiler ve şiddet oranı da azaldı. Ortaçağ Avrupa'sının merkezileşmemiş krallarından da her yıl 100 bin insandan 20-40'ı öldürüldü. Son yıllarda devletler ve piyasalar daha da güçlenip yerel toplulukları iyice ortadan kaldırınca şiddet oranları daha da azaldı. Bugün tüm dünya ortalaması yılda 100 binde 9 cinayettir ve bunların büyük bölümü Somali ve Kolombiya gibi zayıf devletlerde gerçekleşir. Avrupa'nın merkezi devletlerinde ise ortalama 100 bin ölümün biri cinayettir. Elbette devletlerin insanları öldürmek için kendi gücünü kullandığı durumlar var ve bunlar genellikle hafızalarımızda uzun süre yer ediyor. 20. yüzyıl boyunca 10 milyonlarca hatta belki de 100 milyonlarca insan kendi devletlerinin güvenlik güçleri tarafından öldürüldü. Yine de makro bir perspektiften bakınca devletlerin yönettiği mahkemeler ve polis güçleri muhtemelen dünya çapında güvenlik seviyesini yükseltmiştir. Baskıcı diktatörlüklerde bile bir insanın başka biri tarafından öldürülme ihtimali modern öncesi toplumlara göre çok daha düşüktür. 1964'te Brezilya'da gerçekleştirilen askeri darbe ülkeyi 20 yıl boyunca yönetti. Binlerce insan rejim tarafından öldürüldü. Binlercesi hapse atılıp işkence gördü. Yine de en kötü yıllarda bile Rio de Janeiro'daki ortalama Brezilyalının insan eliyle öldürülme ihtimali ortalama Waorani, Araverte veya Yanomamo'ya göre çok daha azdı. Waorani, Araverte ve Yanomamo'lar Amazon ormanının derinliklerinde ordusuz, askersiz ve hapishanesiz yaşayan yerli gruplar. Antropolojik çalışmalar bu grupların üyelerinin 1/4 ile yarısına yakınının mal, mülk, kadın veya prestij uğruna patlak veren şiddet olaylarında hayatını kaybettiğini gösteriyor. İmparatorlukların emekliliği. Devletlerin uyguladığı şiddetin 1945'ten beri arttığı veya azaldığı tartışılabilir ama kimse uluslararası şiddetin tüm zamanların en düşük seviyesinde olduğunu reddedemez. Avrupa imparatorluklarının çöküşü bunun en bariz örnekleridir. Tarih boyunca imparatorluklar isyanları demir yumrukla bastırdılar ve çökmekte olan imparatorluklar da günün geldiğinde tüm meziyetlerini kullanarak kendilerini kurtarmaya çalışıp çoğunlukla katliamlara yol açtılar. Bir imparatorluğun son nefesini vermesi sıklıkla anarşi ve savaşlara sebep olurdu. 1945'ten bu yana ise çoğu imparatorluk barışçıl yollarla emekli olmayı seçti. Buna bağlı olarak da çöküş süreçleri görece hızlı, sakin ve düzenliydi. 1945'te dünyanın 1/4 yöneten İngiltere, 30 yıl sonra sadece birkaç küçük adayla sınırlı kalmıştı. Aradaki 10 yıllarda kolonilerinin büyük bölümünden barışçıl ve düzenli bir şekilde çekilen İngilizler, Malaya ve Kenya gibi bazı yerlerde silah zoruyla tutulmaya çalışsalar da çoğu yerde imparatorluğun sonunun geldiğini bir öfke nöbetinden çok hafif hayıflanarak karşıladılar. Ve çabaları da oralarda tutunmaktan ziyade gücü olabildiğince yumuşak bir şekilde devretmeye dönüktü. Mahatma Gandhi'nin genellikle büyük övgüyle bahsedilen şiddetsiz yönetiminin en azından bir kısmında İngilizlerin de payı vardır. Yıllar süren acılı ve çoğunlukla şiddet içeren mücadelelerden sonra Raj yönetimi yolun sonuna geldiğinde Hintliler Delhi ve Kalküta sokaklarında İngilizlerle savaşmadı. İmparatorluğun yerini bağımsız devletler aldı ve bunların çoğu o zamandan bu yana istikrarlı sınırlara sahip komşularıyla da büyük ölçüde barış içinde yaşadı.
on binlerce insan İngiliz İmparatorluğu tarafından öldürülmüş ve imparatorluğun çekilişi de yüz binlerce insanın yaşamına mal olan etnik çatışmaları alevlendirmişti. Özellikle Hindistan'da. Ama yine de uzun dönemli tarihsel ortalamaya bakılırsa İngilizlerin geri çekilişi barış ve düzen anlamında örnekti. Fransız İmparatorluğu ise daha inatçıydı. Çöküşü Vietnam ve Cezayir'de yüz binlerce insanın canına mal oldu. Ama Fransızlar bile kolonilerinin geri kalanından hızlı ve barışçıl bir şekilde çekilerek geriye kaostan ziyade derli toplu devletler bıraktılar. Sovyetlerin 1989'daki çöküşü ise Balkanlar, Kafkasya ve Orta Asya'da ortaya çıkan etnik çatışmalara rağmen daha da barışçıldı. Daha önce hiç bu derece büyük bir imparatorluk bu denli hızlı ve sessiz bir biçimde ortadan kaybolmamıştı. 1989'daki Sovyet İmparatorluğu Afganistan dışında askeri yenilgi görmemişti, dışarıdan işgale uğramamış, isyanlarla uğraşmamıştı, Martin Luther King tarzı sivil itaatsizlik eylemlerine bile tanık olmamıştı. Sovyetlerin milyonlarca askeri, on binlerce tankı ve uçağı tüm insanlığı birkaç kez yok edecek kadar çok nükleer silahı vardı. Üstelik Kızıl Ordu ve diğer Varşova Paktı orduları devletlerine sadıktı. Son Sovyet yöneticisi Mihail Gorbaçov emir vermiş olsaydı Kızıl Ordu boyunduruk altındaki halklarına ateş açabilirdi. Ama Sovyet yöneticileri ve Doğu Avrupa'daki komünist rejimlerin çoğu Romanya ve Sırbistan istisnaydı. Bu askeri gücü kullanmamayı seçti. Komünizm üyeleri sistemin iflas ettiğini görünce başarısızlıklarını itiraf ederek güç kullanmadılar. Çantalarını topladılar ve evlerine gittiler. Gorbaçov ve meslektaşları sadece Sovyetlerin 2. Dünya Savaşı'nda ele geçirdikleri yerleri değil, Çar'ın Baltık bölgesi, Ukrayna, Kafkasya ve Orta Asya'da çok daha önce fethettikleri toprakları bile mücadele etmeden bıraktılar. Gorbaçov eğer Sırp yönetimi veya Cezayir'deki Fransızlar gibi hareket etseydi olabilecekleri düşünmek bile ürperticidir.